Şimdi mayozinli mitozun kısaca şekil üzerinde farklarına bakacak olursak, ikisini karşılaştıracak olursak arkadaşlar, şöyle diyebiliriz. Öncelikle mitozu gösterelim şurada. Mitozda neydi? Bir üçlemimiz vardı. 2n eşittir 4 olsun. Bunu da şöyle gösterelim. Bir kromozom. Karşısına bir kromozom daha. Yine şöyle gösterelim. Burada arkadaşlar ne oluyordu? Bir replikasyon olayı gerçekleştiriliyordu. Replikasyon olayı sonucunda şöyle oluyordu. Profazdaki durum buydu. Replikasyon olduğunu söyledik. Bu profaz. Profazdan sonra arkadaşlar metafaza baktığımızda, metafazda bildiğiniz gibi bunlar ekvatoral düzlemde ardından metafazdan sonra arkadaşlar anafazda buradaki kardeş kromatitler zıt kutuplara çekiliyordu. Yani şuradaki buradaki kromozomdaki bir kromatit yukarı, diğeri aşağı. Bir kırmızı yukarı, diğeri aşağı şeklinde geliyordu. Dolayısıyla şöyle gösterebiliriz. Tüm bölünmeler sonucunda biri yukarı, biri aşağı. Kırmızı için söyleyecek olsak yukarı, aşağı. Yukarı, aşağı. Ve yine yukarı, aşağı. Bunlar burada da aynı şekilde gerçekleşir. Düzelteyim, şöyle düzelteyim arkadaşlar. Bir basamakta daha gösterelim. Yukarı aşağı, yukarı aşağı. Ardından buradan arkadaşlar, bu ana fas safhasıydı. Telofazla beraber arkadaşlar ne olmuş oluyor? İki hücre oluşmuş oluyor. Ve iki hücre de nedir? Siyah, siyah, mavi, kırmızı. Gördüğümüz gibi 2n eşit 4'tü. Yine ne oldu arkadaşlar? 2n eşittir 4. 2n eşittir 4 kromozoma sahip iki hücre oluşmuş oldu. Yani genetik olarak birbiriyle ve ata hücreye tıpatıp benzeyen hücreler oluşmuştu. Bunun nedeni de neydi arkadaşlar? Özellikle ana faz safhasında kardeş kromatitler ayrılıyordu. Mitoz böyleydi. Mayoza baktığımızda ise mayozda da yine 2n eşittir 4 şeklinde bir hücre çizelim. Replikasyon oluyor. Daha sonra profaza baktığımızda profazda bildiğimiz gibi profazda şöyle gözükecek arkadaşlar bunlar. Önce kendilerini eşitlediler. Sonrasında profaza geldiğinde şu şekilde bulunacaktı. Buna profaz 1 diyoruz. Metafaz 1'e baktığımızda arkadaşlar metafaz 1'de artık profaz 1'de crossing over olayı gerçekleşmişti. Yani parçacık değişimi olayı gerçekleşmişti.
parçacıkları değiştirelim. Diğer tarafta da aynı şekilde. Ardından arkadaşlar metafaz birden sonra anafaz bir vardı. Ancak anafaz birde ne oluyordu? Anafaz bize burada kardeş kromatitler ayrılırken burada homolog kromozomlar ayrılıyordu. Homolog kromozomlar ayrıldığı için arkadaşlar şöyle gösterebiliriz. Biri yukarı gitti kromozomların. Diğeri ise aşağı gelmişti homolog kromozomlardan. Yine biri yukarı gitti. Diğeri ise aşağı gelmişti. Anafaz 1. Dolayısıyla anafaz 1'in sonunda düşündüğümüzde telafaz 1 gerçekleşecek ve telafaz 1'de gördüğünüz gibi arkadaşlar 2N eşit dörtgen kromozomlar ayrıldığı için artık ne olacak arkadaşlar? Şöyle gösterebiliriz. Bölmenin sonucunda 2 hücre oldu. 2 hücreden n eşit 4 iken gördüğünüz gibi arkadaşlar n eşittir 2 olan hücreler meydana geldi. Bu tabii ki mayoz 1'ti. Bir de bunun mayoz 2'si olacak. Mayoz 2 sonucunda da arkadaşlar bunlar da yine ayrılıyorlardı. Ayrılma sonucunda 4 hücremiz oluşuyordu. 4 hücreye de şöyle gösterebiliriz. Yine n eşittir 2. Evet, pardon arkadaşlar. Şunlar şekillerini, renklerini düzeltelim. Burada arkadaşlar ne ayrılıyordu? Kardeş kromatitler ayrılıyordu artık. Şöyle gösterebiliriz. Yarısı siyah, yarısı mavi, kırmızı, siyah, yarısı kırmızı, yarısı siyah, yarısı siyah, yarısı mavi şeklinde n eşittir 2, n eşittir 2, n eşittir 2 ve n eşittir 2 şeklini gösterebileceğimiz 4 hücre oluşuyor. Gördüğümüz gibi 2n eşittir 4'ten n eşittir 2'ye indik. Burada ise böyle bir durum söz konusu değildi. Bunun temel nedeni neydi arkadaşlar? Anafazda, anafaz 1'de arkadaşlar homolog kromozomlar ayrılıyordu. Diyoruz. Evet, mitozla mayozun şekil olarak temel farkları buydu. Bir de mitozla mayozun arkadaşlar nedir? Hangi oralar gerçekleşir? Farkları nelerdir? Bunlardan kısaca bahsedecek olursak. Mitozda arkadaşlar, her ikisinin farkı denecek olursak. Mitozda, mitoz bölümünde vücudun bütün hücrelerinde, bütün dokularında gerçekleşebilen olaylarken, gerçekleşebilen bir bölünme şekliyken, mayoz bölümünde sadece ve sadece üreme hücrelerine gerçekleşen bir bölünme şeklidir. Birinci fark bu. İkinci farka baktığımızda arkadaşlar, mitoz bölümünde zigotun oluşumundan canlı ölene kadar, ölümüne kadar devam eden bir bölünme türüdür. Buna karşın mayoz bölümü arkadaşlar nedir? Birey erginliğe ulaştıktan sonra başlar ve yine üreme yeteneğinin bitmesiyle beraber mayoz bölünme yeteneği de ortadan kalkar diyoruz. Bir diğeri mitoz bölümü arkadaşlar büyümeyi, gelişmeyi ve onarımı sağlıyor.
Buna karşı mayoz bölünme neydi? Üremeyi sağlayan, üreme hücrelerinin üretimini sağlayan bir bölünme şekliydi. Gördüğünüz gibi mitoz bölünmede arkadaşlar kromozom sayısı sabit kalıyordu. Buna karşı mayoz bölünmede kromozom sayısı yarıya indirilir diyoruz. Yine mitoz bölünmede bir hücreden iki hücre oluşurken mayoz bölünmede arkadaşlar bir hücreden dört hücre oluşturuluyor dedik. Bölünme sonucunda mitozda arkadaşlar oluşan hücrelere baktığımızda birbirleriyle ve ana hücreyle, ata hücreyle aynı genetik özelliklere sahipken mayoz bölünme sonucunda oluşan dört hücrenin arkadaşlar hiçbiri birbiriyle aynı özelliklere sahip değil ve yine aynı şekilde ana hücreyle de aynı genetik özelliklere sahip değildi. Mitozda arkadaşlar tetrat, crossing over, sinapsis, kiyazma gibi olaylar görülmezken mayozda bu bahsettiğimiz tetrat, sinapsis, kiyazma ve crossing over olayları mayozda görülebiliyordu. Burada arkadaşlar homolog kromozomlar ayrılmıyordu. Kardeş kromatitler ayrılıyordu anafazda. Mayozda ise anafaz 1'de ne ayrılmıştı? Homolog kromozomların ayrılması gerçekleşmişti. Yine mitoza baktığımızda mitozda tek bir bölünme söz konusu, tek bir hücre bölünmesi söz konusu. Mayozda ise mayoz 1 ve mayoz 2 şeklinde adlandırabileceğimiz 1 ve 2 tane hücre bölünmesi gerçekleşir diyoruz. Şimdi mayoz bölünmeyi işledik. Mayoz bölünmenin ışığında arkadaşlar eşeyli üremeye kısaca değinelim. Öncelikle eşeyli üremenin tanımını yapalım. Bir önceki dersimizde mitoz bölünme ve eşeysiz üreme görmüştük. Burada arkadaşlar neydi? Üreme hücreleri oluşturulmaksızın, özelleşmiş üreme hücreleri oluşturulmaksızın bir canlıdan yeni bir canlı meydana getirilmesi olayı eşeysiz üreme demiştik. Eşeyli üreme ise arkadaşlar ana canlıdan gelen ve baba canlıdan gelen gametlerin bir araya gelmesiyle bir üreme söz konusu. Bir araya gelerek bunlar zigot oluştururlardı. Zigot da binlerce mitoz bölüme geçerek yeni bir birey meydana getirirdi. Bunu şu şekilde özetleyebiliriz. Şu şekilde erkek canlının kromozomlarını gösterelim. Şu erkek canlıyı temsil ediyor arkadaşlar. Bu şekilde ise iki en kromozomlu şöyle dişi canlıyı temsil edelim. Burada üreme hücreleri oluşturuluyordu. Eşit üreme baktığımızda. Üreme hücreleri tabii ki mayozla oluşturuluyor arkadaşlar. Mayoz sonucunda en kromozomlu erkek olduğu için spermler oluşturuluyor. Dişi canlıda ise yine mayoz bölünme ile en kromozomlu yumurta hücreleri oluşturuyor. İşte ardından bu sperm ve yumurtalar en kromozomlu sperm ve yumurta birleşerek iki en kromozom sahip zigotu oluşturur. Ve zigot da arkadaşlar mitoz bölümler geçirerek, binlerce mitoz bölümler geçirerek erişkin bireyi oluşturur diyoruz. Eşeyli üremenin temeli arkadaşlar neye dayanıyor gördüğünüz gibi? Mayoz bölünme ve mayoz bölünmenin ardından gerçekleşen bir döllenme. Zaten eşeyli üremenin, eşeysiz üremeden farklı olmasının temel nedeni de mayoz ve döllenmeydi. Yine mayoz ve döllenme neyi de sağlıyordu? Kalıtsal çeşitliliği, kalıtsal varyasyonu da sağlayan olaylardır diyorduk. Burada arkadaşlar eşeyli üremeye gelmişken eşeyli üreme tiplerine de kısaca değinmemiz gerekiyor. Eşeyli üreme tiplerine baktığımızda arkadaşlar öncelikle izogami diyebiliriz. Bunları neye göre ayırt ediyoruz? Bunlar arkadaşlar üreme hücrelerinin yani gametlerin şekillerine göre isimlendiriyoruz. İzogami dediğimizde iki gamette hareketli ve hemen hemen büyüklük olarak da birbirlerine eşit arkadaşlar. Eğer böyle bir üreme söz konusuysa bazı su yosunlarında vesaire görülen bir üreme türüdür. Buna biz izogami diyoruz. Veya anizogami olabilir. Anizogami de ise bir tanesi arkadaşlar yine hareketli. Yani ikisi de hareketli ancak büyüklükler olarak biri büyük diğeri küçüktür diyoruz. Her ikisi de hareketli ise ancak birinin büyüklüğü diğerinin büyüklüğünden daha azsa bu şekildeki üremeye biz anizogami diyorduk. Bir de oogami var arkadaşlar. Oogami ise pek çok canlıda görülen üreme çeşididir. Sperm dediğimiz erkek üreme hücresi genelde hareketlidir ve küçüktür. Buna karşın dişi üreme hücresi yani yumurtanın herhangi bir hareket organeli yoktur ve küçüktür diyoruz. Normalde arkadaşlar pek çok canlıda tek bir üreme organı ve tek bir üreme
hücresi tipi oluşturulabilir ya sperm oluşturulur ya da ne oluşturulur? Yumurta oluşturulur diyoruz. Ancak bazı canlılarda hermafrodit dediğimiz canlılarda arkadaşlar hem erkek üreme hücreleri hem de dişi üreme hücreleri oluşturulabilir. Bu tür canlılara hermafrodit canlılar diyoruz. Ancak genelde hermafrodit canlılar arkadaşlar kendi kendilerini dölleyemezler. Bunun önüne geçilmiştir. Bu da şöyle önüne geçilmiştir. Erkek üreme hücreleri ve dişi üreme hücreleri ya hayatsal döngünün farklı dönemlerinde yani gençken erkek üreme hücresi, yaşlıyken dişi üreme hücresi oluşturabilir veya bir yıl içerisindeki mevsimlerde de yine farklılıklar arz edebilir. Örneğin baharda erkek üreme hücreleri buna karşın yazın sonuna doğru dişi üreme hücreleri oluşturularak kendi kendisinin döllenmesi engellenmiş olabilir.